Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Eylül sizin ayınız. Evet, bu ay doğan tüm Başak burçlarımızın doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Önemli bir dönem. 3 Eylül'de burcunuzda yeni ay doğacak. Özellikle 3 Eylül ve yakınlarında doğan Başak burçlarımız için tabii ki çok güçlü etkiler getirebilir bu yeni ay. Önemli sabit yıldızların gökyüzünde parladığı, enteresan etkilerin olabileceği bir yeni ay aslında. 11 derece Başak Burcu yeni ayı. Yönetici gezegen Merkür Aslan Burcu'nda olacak. Artık retrosunu bitirdi, tamamladı. Ay genelinde hızlı hareket ediyor. Ayın ilk günlerinde Aslan, ardından Başak Burcu'nda olacak. Bu nedenle Merkür'den de destek alacağınız bir dönem. Venüs Terazi Burcu'nda. Para evinizde sizi desteklemeye çalışıyor ayın genelinde. Evet, Başak yeni ay ile birlikte artık hedefleriniz netleşebilir. Bazı yeni gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Adımlar atabilirsiniz. Ayın ilk günlerinde biraz melankolik hissetmeniz mümkün. Çünkü Mars ikizlerde Neptün'le kare açı yapıyor. Hani özellikle bir ilişki dinamiğinde problemleriniz varsa, aile üyeleriyle olan ilişkilerde bazı gerilimler hissedebilirsiniz ya da çalıştığınız yerde otorite figürleriyle olan ilişkilerde güvensizlikler olabilir. Bazı konularda böyle hayal kırıklıklarına yatkın olabilirsiniz. Dolayısıyla daha temkinli olun. Özellikle duygusal anlamda çok tepkisel, böyle dürtüsel olmamaya çalışın. Yeni ay ile beraber aslında önünüzü daha iyi görebileceğiniz, hedeflerinizi belirleyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu hani yeni bir iş konusunda bir başlangıç olabilir. Özellikle Venüs'ün de desteğiyle iş, meslek ve parasal konularda gerçekten yeni ayı takip eden günlerde, ayın ortalarından itibaren daha fazla destek alabilirsiniz. Yani bazı tıkanmalar varsa, sorunlar varsa bunları çözmeniz, yeni başlangıçlar yapmanız, iyileşmeler olması söz konusu. Bununla birlikte tabii ki yeni ay yaşadığınız ya da çalıştığınız mekanlarda yenilikler, düzenlemeler, ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar, imaj değişimleri gibi hani bazı kendinizde yapabileceğiniz değişimler, yenilikler, tüm bunları da hayatınıza taşıyabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın sizin için çok daha önemli, çok daha güçlü etkiler getirebileceğini söyleyebilirim. Ayın 4'ünden itibaren Mars Yengeç Burcu'na geçecek ve önümüzdeki 2 ay Yengeç Burcu'nda olacak. Aslında daha uzun süre kış aylarında retroda yapacağı için önümüzdeki yılın ilk 3 ayında da aslında Yengeç Burcu'nda göreceğiz Mars'ı. Demek ki uzun bir süre Mars 11. evinizde olacak. Bu ne demek? Yani siz biraz daha böyle toplumsal alanlarda, özellikle gruplar içerisinde, arkadaşlar ya da ekip çalışmalarında daha aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani bu bir spor etkinliğine başlamanız, bir kulübe üye olmanız da olabilir. Veya herhangi bir proje üzerinde, özellikle ekip alanlarında arkadaşlarla daha fazla hani bir arada olabileceğiniz ve bu alanlarda mücadele edebileceğiniz bir süreç de söz konusu olabilir. Bu uzun vadeli bir etki, ama genel itibariyle Mars size dostane bir durumda olacak. Yumuşak bir etkide olacak. Hani son zamanlarda ikizlerde olduğu gibi çok fazla size sert açıda zorlayıcı olmayacak. Daha yumuşak, daha yardımcı bir etkide olacak. Evet, 8 Eylül Güneş-Satürn karşıtlığına biraz dikkat edelim. Çünkü Satürn karşıda özellikle ilişki dinamiklerinizde zorlayabilir. Yolunda gitmeyen bir ilişkide yüzleşmeleriniz olabilir. Eşle ilgili sorumluluklarınız olabilir ya da eşin hayatında bazı zorluklar olabilir. Bununla karşılaşabilirsiniz. Ama bir şeyleri de gerçekçi yaklaşmanız gerekiyor, özellikle ilişkilerle ilgili. Almanız gereken sorumlulukları da bu dönemde, özellikle her türlü ilişkide, işbirliğinde ele almanız gerekiyor. Daha ciddi yaklaşmanız gerekiyor. Bunu hatırlatabilir size gökyüzü sevgili Başaklar. Ayın 15'i güzel bir enerji var. Venüs-Jüpiter üçgeni, özellikle parasal kazançlar, İş, meslek, kariyer konularında fırsatları arttırabilir. Fazla para da geçebilir elinize. Hani mutlu olabilirsiniz. Böyle bir ferahlayabilirsiniz maddi konularda. Tabii ki böyle bir dönemde hani iş fırsatları da olabilir, parasal kazançlar. Aynı zamanda hani paranızı doğru değerlendirme, işte yatırımlar yapma, alışverişler yapma gibi konularda da imkanlarınız artabilir. 14, 15, 16, 17 Eylül gibi
bu Venüs-Jüpiter üçgeninin olumlu tesirlerini hissedebilirsiniz. Ve ayın 18'inde ay dolunay fazına gelmiş olacak. 25 derece balık burcunda dolunayla birlikte yılın ikinci ay tutulmasını yaşayacağız. Ve önümüzdeki dönemi birkaç ayı bu aslında tutulma tesirleri etkileyecek. Tutulma dönemindeyiz. Ekim'in ikisinde de bir güneş tutulması yaşayacağız terazi burcunda. Şimdi bu balık burcundaki ay tutulması aslında 1,5 yıllık süreçte balık başak aksında yaşayacağımız tutulmaların da başlangıcı. Karşıt burcunuzda olacağı için tabii ki en fazla etki alan burçlardansınız. Çünkü güneş ay karşıtlığı dolunayda oluşuyor. Satürn balık burcunda, Neptün balık burcunda, karşıt burcunuzda. Tamamen ilişkilerle ilgili dinamiklerinizin aydınlanacağı bir dönem aslında. Yolunda gitmeyen bir evliliğiniz varsa artık belki bu size bir kayıp, bir hayal kırıklığı, yani bir şey bitmesi gerekiyor. Belki siz mücadele ediyorsunuz ama bir gerçekle yüzleşme gibi bir konuyu getirebilir. Bu bir işbirliği, bir ortaklık, bir yakın arkadaşlıkla ilgili de olabilir. Her türlü ilişkilerle ilgili. Hatta bir yasal işiniz, bir mahkemeniz, davanız da olabilir. Hani burada da bir eğer kayıp olabilir, evet bir şeyi kaybetme, bir zarar görme olabilir ama biraz Satürn etkisi her zaman hak edişlerle alakalıdır. Test edebilir ilişkilerinizi. Hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz bir ilişkide eğer çok gerçekçi bir bakış açınız yoksa evet hayal kırıklıkları olabilir. Ancak burada gerçekçi bir zeminle hareket ediyorsanız ve hak edişleriniz varsa hayal ettiğiniz ilişkiye ya da bir ortağa, bir anlaşmaya da kavuşabilirsiniz. Bunlar da söz konusu olabilir tabii ki. Kısa vadede Eylül'ün başından itibaren oluşan konular bir gündeme gelebilir. Bunlar daha kısa vadeli olaylar. Orta vadede belki bu yılın Mart ayında gündeme gelmiş özellikle ilişkilerle ilgili ya da eşinizle ilgili konular şöyle bir netleşebilir, sonuç verebilir. Daha uzun vadede ise özellikle 2015 yılından itibaren gündemde olan konular şimdi artık bir dönüm noktasında olabilir. Bunları unutmayın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin için çok daha etkili, çok daha kadersel çalışabilir. Ve önümüzdeki birkaç ayda bu etkiler devam edebilir sevgili başaklar. Ayın 22'sinde güneş artık terazi burcuna geçecek. Para evinize doğru yolculuğuna başlıyor. Zaten burada Venüs'ün olumlu tesirlerini bu ayın ortasından itibaren almaya başladınız. Şimdi tutulma aksı da olacak. Ekim'de, 2 Ekim'de para evinizde tutulma olacağı için Güneş artık bu parasal konuları daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Ve ayın son günlerinde de ilginç bir etki var. 29-30 Eylül gibi işte Güneş Merkür'le birleşiyor. Merkür Güneş'in kalbinde dediğimiz durum ama işin içine ay düğümleri de katılıyor. Biraz böyle geçmişten hak edişlerle ilgili karmik etkiler var. Tüm bunlar para evinizde oluyor. Yani parayla ilgili bir fikir, bir çözüm, bir yardım, ilginç bir gelişme, bir fırsat elinize geçebilir. Dikkatli olun, işaretleri takip edin sevgili başaklar. Evet, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.